Doğaya atılan protein içerikli organik atıkların çürükçül organizmaların faaliyeti sonucu inorganik maddelere kadar dönüştürülmesi sürecinde 3 tane grafiğimiz var. Verilen değişimlerden hangileri ilgili organizmada yalnız hücre içinde gerçekleşir diyor. Şimdi proteini amino çevirmişim. Proteini ne yaptım abi o zaman? Proteine ben su ilave ettim. Ve bundan işte en tane amino yaptım. Bakın bu reaksiyon dizisi için ne konuşursunuz? Bir hidroliz reaksiyonu dersiniz değil mi? Hidroliz reaksiyonu. Hidroliz reaksiyonları sırasında ATP harcanır mı? Hayır harcanmaz. O zaman bu hücre dışında da gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Bakın ne diyor? Hücre içinde gerçekleşiyor. diyor. Patladı. Amino asit NH3 miktarı diyor. Amino asitler oksijenli solunumda kullanılması sonucunda amonyak oluşur. Oksijenli solunumda nerede gerçekleşir? Hücrenin içinde gerçekleşir. O zaman 2'yi alacağım. NH3 ve karbondioksit miktarı artış göstermiş. Bakın proteinlerin oksijenli solunumda yıkılması sonucunda NH3 açığa çıkar ve aynı zamanda karbondioksit de açığa çıkmaktadır. Oksijenli solunumda diyorum. O zaman yine hücre içinde gerçekleşir. Mi? Elbette gerçekleşir. İlk sorumuz için cevap ne gelmiş oldu o zaman? Edirne gelmiş oldu. Birazcık AYT tipine de kayan bir soru ama e, bu soru mesela gelse eğer ki çok eleyiciliği yüksek olur değerli arkadaşlar. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Aşağıdaki bölünme evrelerinden hangisi 2 yani işte 8 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait olamaz diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar mayoz bölünmesi denilince aklımıza ne gelecek? bu mayoz 1 de olabilir veyahut da mayoz 2 de olabilir gelecek değil mi? Şimdi bakın burada kromozom sayacağım. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi mayoz 1'de ne gerçekleşiyor? Şu vatandaşım ile bu üst üste dizilmiş olması lazım. Neden? Bu birbirinin homoloğu. Mayoz bir homolog kromozomlar ne yapacaktır? Birisi Anya'ya gidecektir, diğeri ise Konya'ya gitmiş olacaktır. Şimdi ben burada normalde diyelim ki mesela şu mayoz 2 olmuş olsun. Tamam mı? Mayoz 2. Burada 8 tane kromozom var. Bunda sıkıntı yok. E kardeşim tamam 8 kromozomluysa o zaman A olur. Sıkıntı yok diyeceksin. Ama burada ayrılanlar ne olacaktır? Bakın şu ayrılacak bir de bu ayrılacak. Yani biraz büyütürsem eğer ki şunla şu ayrılmış olacak. Burada ayrılanlar kardeş kromatit olacak değil mi? Ha o zaman dersin ki bu kardeşim mayoz kiymiş E kardeşim mayoz 1'ini al bakayım bunun o zaman. Mayoz 1'ini aldığın zaman ne gelecek? Şunu silelim. Mayoz 1'ini aldığın zaman ne gelecek bunu? Şunların da burada olması lazım değil mi? Bak hepsini çizmem lazım buraya. Ha, hepsini çizersem buraya o zaman burada toplamda kaç tane kromozom olmuş olması lazım? 16 tane kromozom olmuş olması lazım. E sen bunu 8 diyorsun. O zaman A şıkkı patladı. Şuna bakalım o zaman hocam. Diyeceksin ki bu ne o zaman hocam. Şimdi bak bunu sayarken nasıl sayacağım? Bak bu ne kokuyor? Bu ne kokuyor biliyor musun? Çok bariz bir şekilde. Mesela ben bunun için çok rahat bir şekilde mayoz 2 diyebilirim. Niye? Çünkü burada kardeş kromatitler ayrılmış. Bunların birleşik halini çiz bana, birleşik hali şöyle olacak. Bu mayoz 2. Hocam mayoz 1 nasıl olacak bunun? E mayoz 1'inde bunlar üst kısımda yer alacaklar. Topla gel 8 yapmış oldu. He, o zaman hiçbir sıkıntı yok bunda. Devam ediyorum. Buna bakıyorum. Bak bu ne peki? Mayoz 1 bak bu. Mayoz 1. Neden? Say gel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Homolog kromozomlar ne yapacak? Ayrılmış olacaktı. O zaman iken eşittir işte 8. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu da oldu. Buna bakıyorum. Bak bu da aynı şekilde mayoz 2. Mayoz 2'nin nesi peki bu? Mayoz 2'nin doğru diyorsun. Metafazı bu. Mayoz 1'ini çiz bunun. Bak mayoz 1'inde bunlar gelecek buraya. Dolayısıyla bu da 8 olmuş olacak. Bu da doğru. Buna bakıyorum abi. Bak bu ne olacak peki? Stoplazma bölünmesi gerçekleşmiş. Yavaş yavaş artık telofazın de fazla 1'in sonlarına doğru. Artık stokinez gerçekleşmiş. Say abi 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu yine. O zaman bu da doğru. Bu tip soruları bu şekilde yaparsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız sevgili arkadaşlar. Yani ne yapacaksın? Mayoz mi mayoz mi? bakacaksın. Neyi ayırdığına bakacaksın. Kardeş kromatitimi ayırıyorum. Homolog kromozom. Tamam? Cevap ne geldi o zaman? Adana gelmiş oldu. Aşağıdaki şekilde amino asitlerin genel yapısında bulunan kısımlar numaralandıraraktan verilmiştir diyor. Şimdi ilk başlangıçta bir tane ne çizmem lazım. Amino asitin açık formunu çizmem lazım. Bir tane karbonumuz var burada. 4 bağ yapıyor biliyorsun karbon. Şurada bir tane hidrojenimiz var. Bir tane radikal grubumuz var. Değişken grup diye adlandırılıyor. Şu kısım NH2 yani amino grubu diye adlandırılıyor. Amino yazalım buraya. Şu kısma ise COH grubu diyoruz. Yani ne diyoruz? Karboksil grubu diyoruz. Hangisi doğru olamaz diye sormuş bize. Bir numaralı kısım amino diyor. Şu kısım amino grubu mu? Evet. En 2 yazdım buraya amino grubu. Bu kısım ise karboksil grubu. Evet. Coh grubu burası. Karboksil grubu diye adlandırılıyor. Doğru. Bir numaralı kısım asidik iki numaralı kısım bazik özelliklidir diyor. Şimdi bakın. Şuradaki hidrojenimiz geliyor. Şu kısma geçiyor. Şurayı NH3 yapıyor. NH3 bir Baz şeklinde adlandırılır. O yüzden buraya bazik yazıyoruz. Çünkü NH3 art diye yazılıyor bu. Şuradaki hidrojen kayboldu bu artık Jo oldu ve bir tane eksi çaktım buraya. Bakın bu da asidik özellik gösteriyor. Asidik. Dolayısıyla bir numaralı kısım asidik değil bazik olacak arkadaşlar. İki numaralı kısım bazik değil asidik olmuş olacak. Cevap bolu geldi. Üç numaralı kısım radikal grup olup amino asitin çeşidini belirler diyor. Evet üç numaralı kısım şu kısımda bu altta göstermiş ben üstte gösterdim. 3 numaralı kısım ne olacak? Radikal kısım olacak ve değişken grup olarak adlandırılıyor. Doğru. Tüm amino asitler karbon, hidrojen, oksijen ve azot içerir diyor arkadaşlar. Amino asitlere bakarsak eğer ki protein yapılıdır biliyorsunuz ki karbon, hidrojen, oksijen ve azot içermekte bunlar. Doğru. Amino asitler organik yapıldır. Evet organik bileşiktir arkadaşlar amino asitler. Biliyorsunuz karbohidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, ATP, hormonlar, nükleik asitler hepsi organik yapıda. Doğru. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Bolu gelmiş oldu. Hayvan hücrelerinin çoğunda aitlerde bulunur, zarsızdır, mikrotubül proteinlerinden oluşur, hücre bölüneceği zaman eşlenir. Yukarıda verilen bazı özellikleri verilen ve görevlileri savunan organel çeşidi hangisidir diye sorulmuş. Şimdi bakın değerli dostlar. Burada önemli bir ayrıntıya dikkat etmekte fayda var. Şimdi zarsız organeller zaten biliyorsunuz ki ribozom ve sentrozom bulunmakta. Ve mikrotubül proteinin oluşur diyorsa eğer ki sentrozom olacağı ve hücre bölüneceği zaman kendine eşlenirden yine sentrozom çıkacağı ve sorunun ceylan olacağı belli. Yalnız şöyle bir ayrıntı söz konusu. Hayvan hücrenin çoğunluğu aitlerde bulunur. Bak ne yazmıyor burada? Mantarlarda bulunur yazmıyor. Eskiden mantarlarda da var yazıyordu. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı kitabında bir güncelleme meydana geldi. Ve mantarlardan sentrozom ifadesi kaldırıldı arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Bu gelebilir bizim önümüze. Bilginiz olsun. O zaman arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı ne gelmiş oluyor? Ceyhan gelmiş oluyor. Canlı aremlerinde incelenen bazı canlılar şunlardır. Siyanobakteri, metanojenik arke ve paramesyum demiş. Buna göre hangisi 3 canlı grubu için ortak değildir? Şimdi siyanobakteri nerede yer alacaktır? Sonuç itibariyle bakteridir ve prokaryotik hücre yapısına sahiptir. Arkeye baktığımız zaman zaten bu vatandaşımız arke ve prokaryotik hücre yapısına sahip. Paramesyum bir protisttir arkadaşlar ve nerede yer alacak? Ökaryotlarda yer alacak. Konjugasyon ile çeşitli çeşitliliği artırabilme. Prokaryotlarda gözlenebilir. Aynı şekilde da ne yapabilir? Gözlenebilir. Konjugasyon herhangi bir şekilde üreme şekli değildir. Sadece kalıtsal çeşitliği ne yapıyor? Sağlıyor. Bu doğru. Tek hücreli olma hepsi bunların tek hücreli zaten bildiğiniz üzere. Organik besinleri kullanarak ATP sentezleme. Bu vatandaşlar canlıysa eğer ki ATP sentezi ne olacaktır? Ortak olmak durumunda. Yoksa adamlar ne yapacaktır? Geberip gidecekler elbette ki. Bu yüzden Ceyhan doğru. Ototrof beslenme diyor arkadaşlar. Ototrop beslenmeye bakarsak eğer ki bakterilerde gözlenebilir mi? Gözlenebilir. Fakat paramesyumda protistlerde herhangi bir şekilde gözlenmez. Veyahut da metanojenik alkide ne yapmayacaktır? Gözlenmeyecektir. O zaman denizli patladı. Boşaltım yapma tüm canlılar için ortak olacak mı? Elbette ortak olacak. Aksi takdirde canlı yaşamına devam edemez. O zaman cevabımız ne gelmiş oldu? Denizli gelmiş oldu. Aşağıdaki soy ağacında X kromozomun homolog olmayan segmentinde taşınan ve sisip bir özelliği fenotipinde gösteren birey tarlal olaraktan ifade edilmiştir. Numarandırmış birilerinin fenotipleri bilinmemektedir diyor. Yani şunların fenotiplerini vermemiş soruda. Çift yumurta ikizleri, tek yumurta ikizleri şeklinde ifade etmiş. Şimdi bunu okumadan öncesinde, önce bunu çözümleyelim. Ne diyor? X kromozomun homolog olmayan segmentinde taşınan ve sisip bir özellik, çekinik bir özellik diyor. Yine her zaman olduğu gibi ne yazacağım buna? Renk körlüğü yazacağım tabii ki de. Renk körlüğü ise o zaman şu vatandaşım için bir dişi ise ve renk körü olduğu biliniyorsa o zaman ne yazmam lazım buna? X üzeri küçük R, X üzeri küçük R. Şuna ne yazacağım peki? Sağlıklı bir erkekmiş o zaman bunu yazdım buraya. Şimdi çaktırmadan kenarda ne yapacağım abi? Bunları çaprazlayacağım. X üzeri küçük R, X üzeri küçük R geldi. Çarpı X üzeri büyük R'ye Y geldi. Şununla şunu çaprazlıyorum. X üzeri büyük R'ye X üzeri küçük R'ye geldi. Peki başka yine aynı şekilde bununla bunu çapraz diyorum. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R geldi. Şununla şunu çapraz diyorum değerli dostlar. X üzeri küçük R'ye Y geldi ve X üzeri küçük R'ye ne gelmiş oldu? Y gelmiş oldu. Tamam. Şunlara baktığım zaman ne olacak onlar? Dişi değil mi? Dişi olacaksa o zaman şunları almak durumundayım. Ne gelecek? X üzeri büyük R'ye, X üzeri küçük R'ye geldi. Bu da aynı şekilde X üzeri büyük R'ye, X üzeri küçük R'ye geldi. Şunlar ne olacak peki? Bakın iki tane erkeğim var burada. O zaman ne olacaktı? X üzeri küçük bir y geldi. X üzeri küçük y geldi. Olay bu. Bundan sonra öncülüğü okuyacağım. Hangisi doğrudur diyor. Mutasyon ve ayrılma muhalleri düşünmeyecekti. Müfredatta yok çünkü. 1 ve 2 numaralı can bireylerin fenotipleri ve genotipleri aynıdır diyor. Baktığımız zaman bunların ikisi de sağlıklı ama taşıyıcı. Genotipleri de aynı mı? bunların aynı. O zaman bu doğru. 3 ve 4 numaralı bireyler annelerden Annelerinden resesif genini, babalarından dominant geni alabilir diyor. 3 ve 4 hasta. 3 ve 4 kimden aldı bunları peki? Bakın şunları kimden aldılar? Elbette ki annesinden aldı. Buraya kadar doğru. Ama babalarından dominant geni alamaz. Çünkü babasının alabileceği sadece Y var. Y de dominant değil burada. O zaman bu patladı. 1 ve 2 numaralı biriler resesif fenotipte, 3 ve 4 numaralı biriler dominant fenotipte olamazlar diyor. 1 ve 2'ye vesisif şekilde olabilir mi? Olamaz. Çünkü bakın bunlar taşıyıcı. Taşıyıcı oldukları için herhangi bir şekilde hastalıklı olamazlar bunlar. 3 ve 4 numaralı belediye sağlam olabilirler mi? Olamazlar çünkü bunlar hasta. O zaman ne olacaktı? Bu da doğru olmuş olacaktı. Cevap ne geldi o zaman? Ceyhan gelmiş oldu 6 numaralı sorumuz için.